Dünkü videomun başlığı Amerika Birleşik Devletleri'nde stagflasyon palavrasıydı. Bugün orada kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dün stagflasyonun iki bacağından bir tanesi olan enflasyonun Amerika'da bitmekte olduğunu, enflasyon olmadığı bir ortamda stagflasyon olamayacağını ve bunu borsalar için olumlu olduğunu söylemiştim. Bugün ise ikinci bacağına geçiyoruz stagflasyonun. Amerika'da ekonomiyle durumda acaba küçülme var mı, resesyon korkuları gerçekçi mi? Ve son derece gerçekçi bir perspektif koymaya çalışacağım ortaya. Çünkü meselenin bu tarafı işin doğrusu biraz daha karışık. Yani enflasyon konusunda %100 eminim bu tarafta işler biraz karışık. Ama önce dünle ilgili bir iki tane hoş gelişme var onlara bir bakalım. Daha sonra da stagflasyon, resesyon vesaire o işlere bir girelim. Yine başka hiçbir yerde bulamayacağınız bilgileri anlatacağım size. Hazırsanız başlıyoruz. Dün nazdak yine yem yeşildi. Bizim de YouTube katı üyeleri ve Hatinaş kulübü üyeleriyle şu ana kadar paylaştığımız hisse senetlerinin neredeyse hepsi yem yeşildi. Geçen hafta bahsetmiştim Nvidia gibi daha önceden fiyatını yükleyen hisselerin biraz yavaşlayacağını onun yerine Tesla gibi, RG gibi hisseleri daha yukarı gideceğini düşünüyorum demiştim. O yönde de hareket ediyoruz. Dün hakikaten yemyeşil bir gündü. Baktığımda şu ana kadar kanalımda üzerinde detaylı durduğum hisselere Mara yılbaşından beri %169 kazanmış ki dün bunun üzerine şurada görüyorsunuz bir %5'e yakın daha ekledi. Nvidia %118, Palantir %83, Coin %68, Tesla %66 ki dün o da bir %5 daha ekledi üzerine. Unipad %26, dün yine yanılmıyorsam o da bir %7'ye yakın ekledi üzerine. Rocket Lab %20 eklemiş. Sadece baba da kayıp dedik. Dün baba biraz toparlandı kendi. Baba dediğimiz Ali Baba. Dün %2.65'lik bir toparlanma var. Nio'yu anlattık ama Nio'dan uzak durun demiştim. Nio eksi -de gidiyor. Dün gerçi Nio iyi toparladı. Doğruyu söylemek evet. lazım. Enphase'de eksi 35'teyiz ama ben bu düşüşten sonra Enphase'i tavsiye etmiştim. Enphase'de dün epey bir yükseldi. Yani fena tahminlerimiz yok açıkçası. Borsalarda yeşil gitme devam ediyor. Tek moralimi bozan yön S&P şu 4200'ü şöyle bir alıp yukarı doğru gidemedi. Çünkü maalesef Amerika'da hala borç tavanı meselesi çözülmüş değil. Daha evvel defalarca bahsettim. Borç tavanı en azından kısa vadede bir risktir. Oradaki takılmalar iki tarafın olumsuz söylemleri borsayı olumsuz etkileyebilir. Ama borsa en azından şimdilik hiç de takmıyor olan biteni dümdüz yukarı gitmeye devam ediyor. Biraz önce bahsettiğim hisse senetlerini sadece YouTube katıl üyelerine ve Haddinaş Kulübü üyelerine anlatıyorum. Haftada bir videomuz oluyor. Bu haftada önemli bir hisse senedini Perşembe günü ele alacağız. Unity'yi ele alacağız. Siz de dilerseniz gelin kulübe üye olun veya katılı aşağıda tuşlayın hemen üye olun ve bu videoları kaçırmayın. Ben asla yatırım tavsiyesi vermiyorum ama beğendiğim hisse senetlerini detaylı inceliyorum. Bu detaylı incelemeler hem aslında bir eğitim gibi oluyor hem de bir şirketin nereye doğru gidebileceği konusunda size bir vizyon, perspektif de açmış oluyor. Siz de bunları ayarlamak isterseniz YouTube katıl üyelerimden bir tanesi olmalısınız. Şu ana kadar 305 üyemiz olmuş. Çok hızlı biliyoruz Bir üyeye ulaştığımız zaman her işi bırakacağım. Sadece YouTube'la ilgileneceğim. Çünkü o zaman bunun getirisi benim bütün hayat standartımı korumama yeterli olacak. O yüzden bana biraz destek için de gelirseniz süper olur. Dün piyasaları sarsan matlak bir haberle devam edelim şu stagflasyon konusuna gelmeden. Dün yapay zekanın yarattığı bir fotoğraf düştü internete. Pek çok haber sitesinde bunu ciddiye alıp paylaştı. Pentagon'da patlama var diye. Burada görüyorsunuz S&P 500 acayip sert bir düşüş yaptı bu haber üzerine. 30 puana yakın ki bu kabaca 500 milyar dolarlık piyasa değerinin silmesi anlamına geliyor. Sonra fotoğrafın sahte olduğu anlaşıldı. Borsalarda yerine geri geldi. Sanırım yapay zekadan ileride böyle goller yiyeceğiz. Bu altı üstü bir fotoğraftı. Yani bu fotoğrafa bile böyle kanıyorsak deep fake dediğimiz yapay zeka uygulamada yaratılacak Pentagon'un yerle bir olduğu bir videoda piyasa tepkisi de olur. Vallahi <laughs> bilmiyorum. O yüzden hep kendimizi güvene almamızda fayda var. Tabii bu tip şeyler stop loss açısından çok tehlikeli. Stop loss koyuyorsunuz yani zarar kes koyuyorsunuz. Böyle aniden bir iniyor çıkıyor. Siz zarar keste hissenizi yanlışlıkla satmış oluyorsunuz. Ama önümüzdeki günlerde bu tip saldırılar yine gelebilir gibi. O yüzden belki zarar kesler yerine daha ben şu videomda anlattığım gibi VIX opsiyonları satın almak daha yararlı olabilir diye düşünüyorum. Ama önümüzdeki günlerde bu dertler devam edecek. Şimdi gelelim stagflasyon meselesine. Stagflasyon ne demiştik? Yüksek enflasyonla ekonomik durgunluğun birleşimidir. Ve dün detaylı ile ortaya koyduk ki yüksek enflasyon yok. İşte bir durgunluk meselesine gelince biraz daha kafalar karışık. Ve benim de kafam Amerika acaba resesyona girer miye zaman zaman düşüyor. Sonra yeni bir veri akışı oluyor. Ve resesyona girmeyeceğimiz an anlıyorum. Ekonomik yavaşlama %100 ama resesyon beklemiyorum. Neden beklemiyorum? Bugün size bütün detayları anlatacağım. Resesyonun gelip gelmeyeceğini tahmin etmek için bazı indikatörlerden yararlanıyoruz. Bu indikatörlerden en önemlisi PMI. PMI aslında iki ayrı kategoride raporlanıyor. Manufacturing ve Services yani üretim ve hizmetler diye. PMI demek ne demek? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin satın alma yöneticilerine gidip gelecekle ilgili beklentilerini soruyorlar. Üretim ve hizmetler sektörüne bunu ayrı ayrı yapıyorlar. Üretim sektörüne baktığımızda %47'lerde şu anda skorumuz. %50'nin altına gelince aslında bu bir resesyon işareti gibi algılanıyor. Fakat hafif yukarı doğru kıvrılmış durumda burada görüyorsunuz Nisan ayında bu diye işaret. Hizmetler sektöründe ise 50'nin altında kısa bir düşüş oldu. Oradan geriye sektik geldik. Ve hizmetler sektörü aslında Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin daha önemli bir göstergesi. Çünkü Amerika ekonomisinin kapaca %70'i hizmetlerden oluşuyor. Amerika bir üretim ülkesi değil. Şimdi dönmeye çalışıyorlar. Çin'den üretim bir kısmını geriye getiriyorlar ama hala bir hizmet ülkesi. Böyle baktığımız zaman burada biraz kafa karışabilir. Üretim tarafında resesyon var gibi ama pozitif ilk bir dönüş şartı aldık. Hizmetler tarafında ise resesyon yok. Ekonomi yavaş. Ekonomistlerin resesyon tahminlerinde kullandığı ve çok sevdiği iki gösterge daha var. Bunlar da Conference Board tarafından hazırlanıyorlar. Kırmızı çizgiyle gördüğünüz The Leading Indicator, mavi çizgi ise Coincident Indicator. Ne demek? Leading, geleceğe doğru bakış açısı katmaya çalışan ve gelecekle ilgili verilerden bize resesyon gelecek mi gelmeyecek mi diyen, Coincident ise biraz daha bugünün verisine odaklanan ve bugün ne olup ne bitiyor, bu ileride resesyon ihtimali yaratır mıyı anlamaya çalışan bir indikatör. Ve baktığımızda kırmızı olanın sert düşüşte olduğunu görüyoruz. Bu kötüye işaret, resesyon var demek. Buna karşın mavi olan yani coincident, bugünkü verilere bakan gayet pozitif gözüküyor. Bu da herkesin kafasını karıştırıyor. Yani aynı kurumun hazırladığı iki indikatör nasıl bu kadar farklı olabilir? Şimdi burada eminim hakkından hocam ama detaya giriyorsun diyenler var ama şeytan detaylarda gizli. Bir türlü ezberci ekonomist oluruz. Cık, Allah korusun biz detayı çok merak ediyoruz. Nedir bu kırmızı çizgi ile mavi çizgi arasındaki fark? Neden kırmızı çizgi yani leading indikatör daha karamsar bir gelecek sunuyor? Buna karşın mavi olan coincident indikatör daha olumlu bir gelecek sunuyor. Sebebi çok basit aslında. Birincisi leading indikatör Amerikan ekonomisinden çok daha sert hareketler gösteriyor bize. Bakın burada mavi çizgi demek ki leading itikatörü gösteriyor, kırmızı çizgi ise Amerikan ekonomisinin büyüklüğünü gösteriyor. Ve baktığımızda evet, mavi çizgi aşağı doğru inerse kırmızı çizgi de aşağı doğru iniyor. Mavi çizgi yukarı giderse kırmızı da yukarı gidiyor. Ama aralarındaki hareketler oldukça kopuk. Yani bazen mavi çok sert yukarı çıkıyor, kırmızı o kadar da sert yukarı çıkmıyor. Veya mavi çok sert aşağı düşüyor, kırmızı o kadar da sert aşağı gelmiyor. E nasıl olur? Bu nasıl indikatör? Bunun bir tane temel sebebi var. Bu indikatör ağırlıklı olarak üretim sektöründeki değişkenlere göre hesaplanıyor. Oysa Amerika bir üretim ekonomisi değil, Amerika bir hizmetler ekonomisi. Nitekim baktığımızda üretim PMI'yıyla bu deminki indikatör üstte oturtunca çok beraber hak ediyorlar hakikaten. Oysa hizmetler PMI'yıyla üstte oturttuğumuzda benzer bir paralellik olmuyor. Nitekim indikatörü oluşturan 10 temel değişkene baktığımızda, ISM Index of New Orders yani üretim sektöründeki yeni siparişler, üretim sektöründeki insanların ortalama maaşları, savunma sanayi dışında kalan üretim sektörlerine gelen yeni siparişler. Yani çok üretim ağırlıklı bir indeks bu. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde üretim anladığım kadarıyla gerçekten de kötüye gidiyor. Zaten ürün fiyatlarındaki enflasyonun hizmetler sektöründeki enflasyona göre de çok düşük olduğunu biliyoruz. Neden? Çünkü ürüne talep azalıyor. İnsanlar onun yerine hizmetlere kayıyorlar. Gelelim şimdi coincident indikatöre. Coincident indikatör bu çizgideki mavi olan, olumlu olan, resesyon yok diyen indikatör. Bir kere Amerikan ekonomisi de acayip paralar hareket ediyor. Neredeyse üst üste yapışıklar burada gördüğünüz gibi. Ve Nisan ayında kafasını yukarı doğru çevirmiş durumda. Burada mavi çizgi coincident indikatörü gösteriyor bu durumda Amerikan ekonomisi onu takip etmesi geçmişe bakarsak en azından kesin gibi gözüküyor. Tabii biraz daha konfirmasyon ihtiyaç var. Bu çizginin biraz daha yukarı gitmesi gerekiyor. Mayıs verisini merakla bekliyorum. Ama Mayıs ayında da hizmetler tarafında yukarı giriş devam ediyorsa bu indikatör de yukarı doğru ne şekilde kırılacak. Yani resesyon olmayacak ekonomik büyüme geri geliyor anlamına geliyor bu. Hatırlarsanız leading indikatörde daha ziyade üretim sektöründeki insanların gelir artışlarına bakıyordu. Bu ise labor intensive yani emek yoğun sektörlere bakıyor ki hizmetler sektörü buradaki bir numaralı şüpheli. E, baktığımız zaman mesela burada maaş yükselişleri gayet güzel enflasyonla yarışacak seviyede maaş artışı var. Buna neden uzun uzun anlattım? Ekonomistler zaman zaman böyle indikatörler üzerinden size facialar anlatmayı çok seviyorlar. Şöyle bir facia geliyor, böyle bir facia geliyor. Ama içine baktığınızda her indikatörün nasıl hesaplandığını ve geleceği tahmin etmek konusunda ne kadar güvenilir bir araç olduğunun detayına girmemiz gerekiyor. Böyle baktığımızda da coincident indikatörler yani mevcut duruma bakan indikatörler leading indikatörlerden daha iyi sonuçlar üretmiş Amerikan ekonomisinin tahmin konusunda ve orası resesyon yok diyor. Öte yandan Amerika'daki tüketicilere bazen anketler yapılıyor. Bunların en ünlülerinden bir tanesi University of Michigan Consumer Sentiment. Yani Michigan Üniversitesi'nin Amerikan tüketicilerine ne istediyorsunuz yönündeki sorusu. Ve buradaki skor Mayıs ayında epey kötü geldi. 57.7'ye indi. Bakın daha evvel 62, 63, 67, 64.9. Ekim ayında krizin en sert vurduğu aylarda daha düşükmüş ama oralara doğru geri döndük. Buradan da yola çıkarak hemen ekonomistler ne dediler? Galiba Amerika'da tüketiciler geleceği karanlık görmeye başladı. Oysa bu sadece bir anket, bu bir gerçek veri değil. Ankette gidip insanlara soruyorlar ve insanlar o andaki duygularıyla, o anda gördükleriyle karar veriyorlar. Hatırlayın Nisan ayında Amerika'nın sorunu neydi? Petrol fiyatları tekrar tırmanıyordu. Neden? Çünkü OPEC kısıntılara gitmişti. O yüzden Mayıs ayında bence bu böyle çıkmayabilir. Yani evet burada bir anket var ve bu anket geleceğe yönelik biraz karamsar bir sonuç üretiyor bize. Ve bu çok önemli çünkü demin ne dedik? Amerika bir tüketim ekonomisi ve tüketici davranışı ekonominin gidişatını belirliyor. Olumsuz bir tüketici ruh hali hoşumuza giden bir şey değil ama bu sadece bir anket. Ve o anket o dönemde olan bitenlerden çok etkilenebiliyor. Mesela Ocak-Şubat'taki yükselişin yılbaşı moduyla ilgisi yok mu sanıyorsunuz? Çünkü her sene neredeyse Ocak-Şubat'ta bu indikatörün biraz daha yukarı doğru gittiğini görüyoruz. Bu nedenle ben bu tip anketlerden ziyade güvendiğim şey gerçek satış rakamları mesela. Bakalım Amerika'da perakende satışlarda neler olmuş. Yıldan yıla baktığımızda Nisan 2023'ün bir önceki yılın 2023'üne göre perakende satışlarda %1.6'lık artış getirdiğini gösteriyor. E bu tabii düşük bir artış çünkü bu nominal yani bundan bir de enflasyon düşmeniz lazım. %5 de enflasyon olduğuna göre yıldan yıla baktığımızda %3.5'luk satışları düşme var. Panik yaratma zamanı, resesyon geliyor. Oysa biraz daha detaylara bakarsak mesela yıldan yıla değil de aydan aya bakacak olursak Nisan ayında aslında perakende satışların artmaya başladığını görüyoruz. Evet Mart'ta ve Şubat'ta düşüşler var. Bu da biraz doğal belki çünkü Aralık-Ocak döneminde bir yükseliş yaşanıyor. Ama Nisan ayında tekrar yukarı döndü tablo ve 0.4 Nisan ayının aynı zamanda enflasyonu yani enflasyon kadar satışlar artmaya başlamış durumda. Bu o kadar önemli ki çünkü bu bize aslında evet tüketicinin davranışı gidiyor geliyor, düşünceleri gidiyor geliyor ama alışverişi bırakmıyor. Enflasyonun gerisinde de olsa satışlar yükselmeye devam ediyor. Yıldan yıla baktığımızda aydan aya baktığımızda ise enflasyon kadar en azından yükseliyor. Öte yandan daha önemli bir indikatör var bakmamız gereken çekirdek perakende. Çekirdek perakende de benzin istasyonu satışları ve ikinci el otomobil satışlarını hesabın dışına çıkarıyoruz. Ve daha ziyade aslında buna bakılıyor. Çünkü bu tüketicinin gerçek davranışımıza daha fazla gösteriyor. Oradaki yüksek 0.6 yani enflasyonun da üstünde. Yani tüketici alışverişe devam ediyor. Şimdi tekrar toparlayalım. Amerika ekonomisi bir tüketim ekonomisi tüketici alışverişe devam ediyor. Bir azalma pek yok. Hatta Nisan ayında tekrar geriye doğru dönüş var. Mayıs ayı sonuçta tabii göreceğiz. E bu durumda resesyonun gelmeme ihtimali galiba biraz daha fazla. Peki tüketici alışverişi ne zaman keserler? İşsiz kalırlarsa kesebilirler. Oysa Amerika baktığımızda işsizlik verisi tarihi düşük seviyelerde. %3.4'e geriler Nisan'da. İnsanlar iş buluyorlar. Belki istedikleri maaşlı iş bulmuyor olabilirler. Tam istedikleri, hayal ettikleri pozisyon yoktur. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda iş arayan her bir insan için... İki açık pozisyon bulunuyor. Bu da tüketicinin para kazanmaya devam ettiğini gösteriyor. Belki enflasyon oranı kadar geçen sene göre daha fazla para kazanmıyordur. Ona geleceğiz biraz sonra. Ama en azından işi var. İş olduğu sürece de tüketmeye devam. Alttaki gösterge ise Amerika Birleşik Devletleri'nde o ay açılan yeni işlerin sayısını veriyor. 253 bin yeni pozisyon açılmış. Bir önceki ay 165 bin. Ondan önceki ay 248 bin. Evet yani ortalamada biraz geriye doğru gitme var. Yok diyemeyiz. Bu da normal. Çünkü bir yandan faizler yükseltiliyor. işverenin morali bozuluyor. Ama hala iş gücü piyasası epey canlı. Amerika'da henüz işsizlik yok. Bu da ekonomiyi canlı tutuyor. İkinci çeyrekte de ondan dolayı ekonominin yukarı doğru gitme ihtimali aşağı gitme ihtimalden yüksek. Şimdi burada bazı takipçilerimin aklından eminim şu soru geçiyor. E hocam madem istihdam bu kadar kuvvetli bu enflasyonu yükseltmez mi? Çünkü yıllardır üzerine konuşulan Philips eğrisi diye bir eğri var ve diyor ki bu eğri işsizlik fazlaysa enflasyon düşer, istihdam fazlaysa enflasyon yükselir. Buna Philips eğrisi diyoruz. Fakat araştırmalar gösteriyor ki aslında Philips eğrisi geçerliliğini kaybetmiş bir eğri. Bakın burada 1975-1984 arasında şu mavi olan bu eğrinin gayet iyi çalıştığını görüyoruz koyu lacivertlerde. Açık mavi 1985-1994 arası periyodu gösteriyor. Orada bu geçerlik azalmış. 1995-2013 arasında ise bu geçerlik tamamen ortadan kalkmış. Yani bir yandan düşük enflasyon bir yandan yüksek istihdamı başarmış Amerika. Bu yine başarılı bir, bir konu. Çünkü iş gücü piyasasının şekli değişiyor. Yapay zeka gibi yeni verimlilik araçları devreye giriyor. Part time çalışma var. Bu detaylara girmek istemiyorum. Ama Amerika şu anda pekala hem istihdamı yüksek tutup hem enflasyonu yenebilir. Powell son konuşmasında bundan biraz bahsetti. Ama hala maalesef FED'deki bazı taş kafa ekonomistlerin kafası Philips Körbe yatıyor. Veriyorlar ki biraz istihdamı kırmamız lazım. Ama Powell yavaş yavaş Belki de istihdamı kırmadan enflasyonu düşürmenin de yolunu buluruz dedi. Bu da bizler için süper iyi bir senaryo. Çünkü hem durgunluk yok hem enflasyon düşüyor anlamına gelir. Ama daha biraz takip edeceğiz tabii neler olup bittiğini bu alanda. Tüketicinin tüketimi daha etmesi için maaşının artması gerekiyor. Yani en azından enflasyon ilmemesi gerekiyor. Baktığımızda maaşlarda geçen yıla göre %7'lik artış var. Enflasyon %5 bu durumda en azından maaşı çalışanlarda bir sıkıntı yok gibi. Maaşı değil de saat başı para kazananlara baktığımızda mesela McDonald's çalışanları onlar biraz daha yeniliyorlar enflasyona. Enflasyon %5 dersek onların maaş artışı geçen yıla göre %4.4'te kalmış. Yeniliyorlar ama çok dramatik değil. Ve ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bu yenilgiden dolayı mesela mobilya satın almak gibi bazı şeyleri maz erteliyorlar. Dünkü Home Depot detayında bundan bahsetmiştim ama gıda tüketimine aynen devam ediyor. %4.4 maaşı artmış. Yani enflasyon az altında ama artmış. Ve bir yandan da hala işsiz değil. Bu insan neden tüketimi kessin? O yüzden bu yılın ikinci çeyreğinde kesinlikle tüketim kesilmeyeceğini ekonominin düşük bir tempoda da olsa büyümeye devam edeceğini öngörmek için kainde olmaya gerek yok açıkçası. Şimdi burada yine itirazla duyar gibiyim ama hocam Amerika Birleşik Devletleri'nde uzun süre işsiz kalanların sayısına artış var. Yok kardeşim o da yok. Nisan ayında itibaren düşüşe geçti. 1 milyon 799 bine geldi. Yani çok uzun süredir işsiz kalan insanların bir kısmında Nisan ayında kendilerine iş bulmuşlar. Yine gelen itirazlardan bir tanesi hocam insanlar ayakta kalmak için çok kredi alıyor. Çünkü maaşları enflasyonda başa çıkmaya yetmiyor. Doğru. Bakıyoruz 26 milyar dolar civarında kredilerde bir artış olmuş bu dönemde. Ama geçmişe bakın çok daha büyük artışlar var. Evet kredilerde bir tırmanma olduğu kesin. Belli ki enflasyonla maaş artışlarındaki arasındaki bir bölümü tüketici krediyle çözmeye çalışıyor. Ama henüz çok dramatik bir şey orada da görmüyoruz. Hatta tam tersini görüyoruz. Tüketicilerin bir bölümü tasarrufu da artırmışlar. Yani baktığımızda geçen sene enflasyonun çok sert vurduğu dönemde insana hiç tasarruf edemez hale gelmişken tekrar tasarruflarda bir yükseliş var. Bunu iki şekilde yorumlayabilirsiniz. İnsanlar korkuyor, kenara para atıyor. Bu resesyon tetikleyebilir. Doğru. Böyle bir yorum da olabilir. Ama ikincisi insanlar kenara atacak kadar para kazanıyorlar. Ve eğer resesyon korkuları hafiflerse bu para neye dönecek sizce? Elbette tekrar tüketime dönecek. Evet sizi biraz fazla grafiğe ve veriye boğmuş olabilir ama somut olarak şunu söyleyelim. Bir kere bir ekonomist size bir indikatör önünüze koyup bakın Amerika batıyor diyorsa o kadar ciddiye almayın. 50 ayrı indikatöre bakmamız gerekiyor. Ve her indikatörün kendine göre güçlü ve zayıf yönleri var. Leading indikatöre baktığın zaman üretime çok odaklandığı için Amerika batıyor, yok oluyor gibi görüyoruz. Coincident indikatöre baktığımız zaman ise ekonomi iyi gibi gözüküyor. Üretim PMI'ına baktığımız zaman Amerika resesyonda, hizmetler PMI'ına baktığımız zaman Amerika'nın durumu gayet iyi. Ve benim gördüğüm kadarıyla hizmetin üretimden daha önemli olduğu Amerika'da bir resesyon riski yok. E, tüketiciye bakmamız lazım. İkinci boyutu da bu. Çünkü Amerika bir tüketim ekonomisi. E, deminden beri bir sürü bir yeri verdim size. En azından önümüzdeki 3-4 ay tüketimi kesmeyecek gibi gözüküyor. Bu durumda ne yapıyoruz? Esasyon beklentilerini yılın ikinci yarısına taşıyoruz. Ama bence o da olmayacak. Eğer enflasyon dün anlattığım videoda olduğu gibi düşmeye devam ediyorsa FED faizleri bu kadar yüksek tutmak zorunda kalmayacaktır. Bakmayın çıkıyorlar çıkıyorlar. Daha da yükselteceğiz her şeyde yaparız. Piyasayı biraz korkutmaya çalışıyorlar. Ama gerçeğe baktığımızda eğer enflasyon beklentim doğruysa FED faizi neden yükseltsin? Bu nedenle baktık resesyon riski büyüyor. enflasyonda mücadelede büyük başarı var. Bunu tabii Haziran sonunda görmüş olacağız. Bu durumda FED faizleri düşürülerek resesyon riskini de azaltabilir. Umarım bu anlattıklarım hoşunuza gitmiştir, ilginizi çekmiştir. Eğer daha fazlasını istiyorsanız mutlaka katıl üyesi olun. Orada çok daha fazla içerik paylaşıyoruz. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın, hoşçakalın.